Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda dolar tl'nin yılın kalan kısmında hangi fiyatlarda olabileceğini ve 2019 için beklentilerim hakkında bir paylaşımda bulunacağım. Bana yıldızlı alt tren -M hesabıyla ulaşabilirsiniz Twitter'dan. Yine buradan doğrudan mesajlar da gönderebilirsiniz. Mümkün olduğu kadar bütün mesajları okumaya çalışıyorum. Hepsine de cevap vermeye çalışıyorum ancak bazen yoğunluğum nedeniyle cevap vermede geç kalabiliyorum. Bunun için şimdiden kusura bakmayın. Dolar TL için bu sefer hem temel hem de teknik analiz yapacağım. Öncelikle 2018 yılında dolar TL kurundaki sert hareketlerin sebeplerine bir bakacağız. Daha sonra bu sebepler Aralık ayında ve 2019 yılında yani orta ve uzun vadede nasıl bir hal alabilir bunu değerlendireceğiz. Bu şekilde dolar, TL ve genel ekonomi hakkında bazı fikirler elde edebiliriz diye düşünüyorum. Daha sonra da kısa bir teknik analiz yaparak şimdi yapacağımız temel analiz sonuçlarını teknik analiz de teyit ediyor mu? Buna bir bakacağız hep birlikte. Dolar TL kurunda 2018 yılında yaşanan sert yükselişin sebepleri temel olarak şunlar. Birincisi genel olarak makroekonomik sorunlarımız. Dolar TL'de senelerdir yaşanan düşük kur seviyesi nedeniyle ithalat ihracat dengesizliği ciddi bir sorun haline almıştı. Senelerdir peş peşe yaşanan seçimler, referandumlar ve gevşek mali politikalar nedeniyle bir taraftan cari açık verirken diğer taraftan da bütçe açığı vermeye devam ediyorduk. Buna iktisatta ikiz açık denir ve bu çok da sürdürülebilir bir durum değildir. İkinci olarak da şunu söyleyeyim ee, şimdi söyleyeceğim şeyi hissiyat olarak söylemiyorum. Yaptığım bir çalışmanın sonucuna bağlı kalarak söyleyeceğim. O da geçenlerde Twitter'da dolar endeksi ve dolar TL kuru arasındaki korelasyona ilişkin istatistiksel olarak yaptığım bir çalışmanın sonucu. Evet 2018 yılının tamamında dolar endeksi ile dolar TL arasındaki korelasyon yüksek olarak değerlendirilecek seviyede 0.81 seviyelerinde çıktı. Ancak çok önemli bir nokta var. Bakın 23 Temmuz 2018'de dolar TL kuru 4.74 seviyelerinde kapanış yaptı. 13 Ağustos 2018'de ise dolar TL kuru gün içinde 7.22 seviyesine kapanış olarak da 6.87 seviyesini gördü. Peki bu tarihler arasında yani 23 Temmuz 2018'de 13 Ağustos 2018 arasında dolar endeksindeki hareketle dolar TL kurundaki hareket arasındaki korelasyon nedir sizce? Çok önemli bir bilgi 0.94 seviyesinde. Korelasyon katsayısı 0 ve 1 arasında olabilir. Yani 0.94'lük seviye çok yüksek. Yani aslında bizde dolar TL kuru 4.74'lerden 7.22 TL'ye giderken Dolar endeksi neredeyse bütün para birimleri karşısında aynı olmasa bile önemli ölçüde değer kazanıyordu. Matrix üzerinden aldığım veriyi Excel'de kullanarak korelasyon hesabı yaptım. Siz de yapabilirsiniz. Çok basit. 2018 yılında dolar endeksinde ciddi bir yükseliş yaşandı. Dolar endeksinin 2018 yılındaki yükselişinin şu an ekrandaki grafikte görebiliyorsunuz. Üçüncüsü Fed 2018 yılında 4 kez faiz artışı yapacağı beklentileriydi. Fed bu sene içinde bugüne kadar 3 kez faiz artışı yaptı. Dolar üzerinden verilen bu faiz reel faizdir. Bu nedenle önemli. Yüksek reel faizi hisseden para ana yoluna yani ABD'ye dönüyordu. Bu gelişmekte olan ülkelerden para çıkışı demekti. Dördüncüsü petrol fiyatlarındaki yükseliş. Ocak 2018'de Brent petrol fiyatı 66 dolarlardan Eylül ayı sonunda kadar 86 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Yani Brent petrol ile dolar tl arasında yapmış olduğum istatistiksel çalışmaya göre ikisinin arasındaki korelasyon 0.55 seviyesinde 2018 yılı içinde. Evet bu korelasyon dolar endeksi ile dolar tl kuru arasındaki kadar güçlü değil ama yine orta seviyede bir korelasyon olduğu sonucu çıkıyordu. Beşincisi, ticaret savaşları. Evet, 2018 yılında yaşanan ve yaşanmaya da devam eden ticaret savaşları nedeniyle Türkiye'de çok olmasa bile bu koşullardan etkilendi. Kur üzerinde bunun da baskısı olduğu kesin. Altıncısı ise, ABD ile ilişkiler. FETÖ ve Ray Branson konusunda yaşanan gerginlikler de kur üzerinde ani sayılabilecek baskıya, hareketlere sebep oldu. 2018 yılında dolar TL kurunda yaşanan sert yükselişlerin sebepleri genel olarak bunlardı. Peki bu sebepler yılın kalan kısmında ne durumda ve 2019 yılında nasıl olacaklar? Eğer bunları belirleyebilirsek bence kurun önümüzdeki dönemde nasıl davranabileceğini de kestirebiliriz. İlk maddede söylediğim temel makroekonomik göstergelerimizdeki olumsuzluklar bence bunlar bizim yapısal sorunlarımız. Bunları ancak orta ve uzun vadede ortadan kaldırabiliriz. Bu noktada bence en çok ihtiyacımız olan şey bizim dünyaya pazarlayabileceğimiz markalarımızın olması ve ileri teknoloji katma değeri yüksek ürünler üretebilmemiz. Biz bunu başaramadığımız sürece ne kadar mali disiplin uygularsak uygulayalım, ne kadar sıkı para politikası uygularsak uygulayalım makroekonomik sorunlarımız kalıcı olarak çözülmüş olmayacak. Bu şekilde dünyaya Türk malını, Türkiye markalarını pazarlayamazsak ara ara gevşetilen ama genelde sıkılan bir kemerimiz olacak. Güney Kore örneğine bakın. Bundan seneler önce aynı şartlarda olduğumuz Güney Kore bugün dünya markalarıyla ileri teknoloji ürünleriyle bizi oldukça geride bırakmış durumdalar. Yani umarım uzun vadede değildir ama en azından kısa vadede bizim bu yapısal sorunlarımızı ortadan kaldıramayacağımız açık bence. Bu da kur üzerinde nispi bir stres kaynağıdır. İkincisi dolar endeksinin durumu. Dolar endeksi doların gelişmiş ülke para birimleri karşısındaki değerlerinden oluşan bir sepetin endeksi. Bunun içinde İngiltere, Avrupa Birliği, Japonya gibi gelişmiş ülke para birimleri belirli oranlarda dahil ediliyor. Dolar endeksinde özellikle son aylarda yaşanan sert yükseliş sonrası bir geri çekilme söz konusu olabilir. Böyle bir durum biraz önce açıkladığım dolar endeksi ile dolar tl kur arasındaki 2018 yılının genelinde ortaya çıkmış olan 0.81'lik korelasyon katsayısını da dikkate alırsak dolar tl kurunun kısa vadede yönünün aşağı olma olasılığını gündeme getirir ya da orta vadede dolar TL kuru üzerindeki baskının az olabileceğini gösterir. FED'in 2019 yılında faiz artış sayısının fazla olmayacağı yönünde verdiği sinyaller. FED 2019 yılında muhtemelen en fazla iki kez faiz artışına gidecek. Hatta bu bir kez bile olabilir. Bu durumda zaten haftalardır gelişmekte olan ülkelere doğru yaşanan para akışı devam edebilir. Böyle bir konjonktürden Türkiye'de nasibini alabilir ve dolar tl üzerindeki baskı daha da azalabilir. Dördüncüsü petrol fiyatları. Trump'ın petrol fiyatlarının daha da düşmesi gerektiği yöndeki açıklamaları var. Bu doğrultuda ABD petrol arzında artırmış durumda. Petroldeki arz fazlalığı nedeniyle fiyatlar düşmeye devam edecek gibi görünüyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş hem aynı miktardaki petrol sarfiyatı için daha az miktarda dolar ödenme noktasında hem de petrol yan sanayi ürünlerinin fiyatlarında düşüş olabileceği ya da en azından aynı fiyatlarda kalma noktasında kendini gösterecektir. Bu da dolar TL kuru üzerindeki baskıyı azaltır. Petrol fiyatlarındaki düşüş Brent petrol grafiğine bakılarak da açıkça görülebilir. Brent petrol fiyatlarının uzun vadeli bir yükselen trend çizgisini aşağı yönde kırdığını görüyoruz. Bu durumun devam etmesi fiyatların bir süre daha aşağı yönde hareket edeceği anlamına gelir. Brent petrol ve dolar tl kuru arasında da orta derecede 0.55 seviyelerinde bir korelasyonun da olduğu düşünülürse dolar tl kurunun bir miktar daha aşağı seviyelere gelmesi ihtimali oldukça yüksektir. Ticaret savaşları konusunda önümüzdeki dönemde neler beklenebilir? G20 toplantısında ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının bitmesi yönünde işaretler alındı. Hatta hafta sonu Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına 90 gün süreyle bir ara verildiği anlaşılıyor. Bu durum bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin para birimleri açısından da önemli bir gelişme. Muhtemelen borsalarda olumlu bir hava ortaya çıkacaktır. Ayrıca gelişmekte olan ülkelere doğru yaşanan para akışı da bu güven ortamıyla tekrar hızlanabilir. Bu durumda TL varlıkları üzerinde olumlu etkiye sahip olacaktır. ABD ile ilişkiler noktasında ise yakın gelecekte ABD ile büyük bir kriz yaşanacak bir konu en azından şu an için gündemde görünmüyor. Önümüzdeki dönemde ABD ile ilişkilerde ani ve olumsuz bir durum söz konusu olmazsa dolar tl üzerinde bu konuda da herhangi bir baskı olmayacaktır diye düşünüyorum. En sona bıraktığım ve çok önemli olduğu kesin olan bir diğer göstergede enflasyon oranları. Kasım ayı enflasyon oranları yarın açıklanmış olacak. Piyasa beklentisi 0.50 ile 0.60 arasında -1 değer çıkacağı yönünde. Ancak İstanbul için Kasım ayı enflasyon oranları İTO verilerine göre -0.24 olarak açıklandı. İTO verilerine göre İstanbul için Ekim ayı enflasyon oranı %3.47 açıklanırken TÜİK Türkiye geneli için Ekim ayı enflasyon oranını %2.67 olarak açıklamıştı. Eğer Kasım ayı içinde böyle bir durum söz konusu olursa yani Türkiye geneli enflasyon oranı İstanbul enflasyon oranın altında kalırsa o zaman muhtemelen %-1 gibi bir seviyelerde açıklanabilir. Bu da piyasa beklentilerinin altındadır ve dolar tl kurunda kısa vadede tl açısından olumlu bir duruma yol açabilir. Diğer taraftan şunu da söyleyeyim. Gözlemlerime göre gerek enflasyonla mücadele kapsamında sürdürülen kampanyaları, gerekse tüketim eğilimindeki azalmayı dikkate aldığımızda önümüzdeki birkaç ay boyunca enflasyonun çok yüksek seviyelerde gelmeyeceğini düşünüyorum. Evet, üreticinin maliyetleri aylardır artış eğiliminde ama bunu satış fiyatlarına yansıtmıyorlar. Zaten talepte azalma var. Bir de maliyetlerindeki artışın tamamını satış fiyatlarına yansıtırlarsa hiç iş yapamayacaklar. Reel ekonomide işler teoride olduğu gibi gitmiyor her zaman. Üretici çarkı dönsün ister. Tabii ki düşük faiz oranlarıyla elde edecekleri kredilerle işlerini yürütseler daha iyi olacak bunu kim istemez ama maliyetleri bu kadar yüksek olsa bile en azından işler yürüsün, satış olsun, para gelsin, çarp dönsün isterler. Bu nedenle de bu maliyetlerdeki artışları belki bir süre daha fiyatlarına yansıtmayacaklar. Bütün bunları düşündüğümüzde yani genel makroekonomik göstergelerimizi ve bunun TL üzerinde uzun vadede ortaya çıkaracağı negatif etkiler. İkincisi dolar endeksindeki kısa vadede bir gevşeme olasılığı. Üçüncüsü FED faiz artış sayısının az olacağı yöndeki beklentiler. Dördüncüsü petrol fiyatlarının düşme eğilimine devam ettirme olasılığı. Beşincisi ticaret savaşlarının 2019 yılında biraz gevşeme ihtimali. Altıncısı ABD ile ilişkilerin olumlu yönde devam etme olasılığının yüksekliği ve yedincisi de enflasyon ile ilgili olumlu beklentiler dikkate alındığı zaman ben kısa ve orta vadede kurda sert bir yükselişin olma ihtimalini düşük görüyorum. Hatta IM'lere yani gelişen ülkelere para akışının devam etmesi durumunda kurda kısa ve orta vadede bir miktar daha gevşeme Devam bile edebilir. 5 5, 0, 5 seviyeleri gerçekten çok önemli destek seviyeleri. Bu seviyelerin altına düşülmesi durumunda 4.80 seviyeleri gündeme gelebilir. İsterseniz şimdi dolar tl'nin kısa bir teknik analizini yapalım. Ekranda dolar tl'nin günlük grafiğini lineer ölçekte görüyorsunuz arkadaşlar. Bu e, geçen sene eylül ayında görülmüş olan 3.38 seviyelerindeki dipten başlayan bir yükselen trend yaşıyoruz aslında. En son bu hareket bu sene Mart ayındaki 3.70 seviyelerinden sonra daha hızlanmaya, eğimi yükselmeye başladı. Burada görmüş olduğunuz en alttan geçen trend çizgisi, yükselen trend çizgisi geçen sene Eylül ayından gelen yükselen trend çizgisi. Bundan sonraki yükselişin hızlanması noktasında bu sene Mart ayında ve Nisan ayında oluşmuş olan dipleri birleştirerek elde ettiğimiz şu yükselen trend çizgisi ve yine Nisan ayından sonra da Temmuz ayında görülmüş olan bu dip seviyeyi birleştirdiğimiz zaman da şu yükselen trend çizgisi söz konusuydu. Ancak fiyatlar geçtiğimiz ay içerisinde bu yükselen trend çizgisini aşağı yönde kırdı arkadaşlar. Artık bu trend çizgisi geçerliliğini kaybetti. Dolayısıyla bizim önümüzde bize destek sağlayacak yükselen trend çizgisi şu üstte görmüş olduğunuz yükselen trend çizgisi. Ki bu da önümüzdeki günler itibariyle kabaca 5505 seviyelerinde destek göstereceğini gösteriyor bize. Diğer taraftan şuradaki dip seviyeleri ve şurada oluşmuş dip seviyeyi, Kasım'ın başlarında oluşmuş dip seviyeyi birleştirerek elde ettiğimiz bir düşen trend çizgisi daha var. Kırmızıyla göstermiş olduğum. Bu düşen trend çizgisi ve yine 7.20 seviyelerinden gelen uzun vadeli diyebileceğimiz artık düşen trend çizgisi arasında dolar TL kuru dalgalanmaya devam ediyor ve bu bir kama formasyonu oluşturuyor. Tabii bu kama formasyonu henüz yukarı kırılmış değil ki kama formasyonları genelde yukarıya kırılır. Ancak bu şu demekte de değildir. Kama formasyonu yukarı kırıldıktan sonra çok sert bir hareket gelmek zorunda değildir arkadaşlar. Dolayısıyla bu eğer kama formasyonunun alt çizgisi tekrar test edilecek olursa bu yükselen trend çizgisi ile kesiştiği seviyelerde ya da öncesinde ya da sonrasında test edilmesi durumunda dolar tl kurunun 5 ile 5.05 arasındaki değerleri görme ihtimali vardır arkadaşlar. Kesinlikle ben bu değerleri görecek demiyorum ama görme ihtimali vardır. Bu noktada 5-18 seviyelerinden geçen şu destek seviyesinin aşağıya kırılması önemli. Bu seviye aşağı kırılacak olursa da en son iki işlem günü önce görmüş olduğumuz 5-13-30 seviyelerinin aşağıya kırılması gerekir ki düşüşün bir süre daha devam etmesi söz konusu olabilsin. Tabii pazartesi günü için şu anda çok kısa vadeli bir değerlendirme yapıyorum. Ee, önümüzdeki takip etmemizde fayda olduğuna düşündüğüm direnç seviyesi 523 seviyeleri 523 50 seviyeleri hatta bu direnç seviyesi, bu düşen trend çizgisinin önümüzdeki günlerde pazartesi günü için bize direnç gösterici seviye olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviye eğer yukarı yönde kırılamaz da aşağı yönde hareket gelirse arkadaşlar o zaman 5.20-5.18 seviyeleri takip edilmeli. Bu seviye aşağıya kırılacak olursa da 5.13 seviyesinde geçen hafta içerisinde görmüş olduğumuz dip seviyeyi takip etmekte fayda var. Diğer taraftan arkadaşlar şu dip seviye ile zirveyi birleştirdiğimiz zaman bu iki dip ve zirve noktası arasındaki Fibonacci geri çekilme seviyelerine baktığımız zaman da 505 seviyelerinin %61.8'lik Fibonacci geri çekilme seviyelerine denk geldiğinde görebiliyoruz. Dolayısıyla burası o açıdan da Fibonacci geri çekilme seviyeleri açısından da teyit edilebilir bir nokta, bir seviye olarak karşımıza çıkıyor. Tabii 5 seviyesinin aşağıya kırılması demek arkadaşlar çok daha olumlu haberlerin, bilgilerin gelmesine gerektirir. Yani burada şunu söylüyorum. O haberler geldikçe, o haberler beklentiler fiyatlara yansımış olacak ve biz teknik analizimizi artık o noktadan sonra o şekilde devam ettireceğiz. Beş seviyesi olur da aşağıya kırılacak olursa o takdirde bu kama formasyonu da geçerliğini kaybetmiş olacak. Belki daha dik eğimli bir e, düşen trend çizgisi içinde hareket edeceğiz. Bunu 5 seviyesi aşağıya kırılacak olursa analiz edeceğiz arkadaşlar. Yukarı hareketlerin olması noktasında da yine geçenlerde yapmış olduğum paylaşımda Şöyle bir yükselen trend çizgisini sizlerle paylaşmıştım hatırlıyorsanız. Bu yükselen trend çizgisinden destek alabilir demiştim ve buradan kısa vadede destek almış gibi gözüküyor ama henüz bu düşen trend çizgisi yukarı yönde kırılmadığı için de hareketin devamından şu an için bahsedemiyoruz arkadaşlar. Tabi eğer ki bu yükselen trend çizgisi yani daha doğrusu şuradaki yükselen trend çizgisinin bir paralelini alarak oluşturduğum şu yükselen trend çizgisi altına inecek olursa fiyatlar. O takdirde belki de bu iki çizgi arasında sıkışık bir şekilde hareket ederek bu düşen trend çizgisi yukarı yönde kırılmış olacak. Bu da bize şunu gösterecek aslında. Bakın şuralarda da bu iki trend çizgisi arasındaki sıkışmaya bakın arkadaşlar. Bayağı bir süre yani Mart'la Mayıs ayları arasında bu iki çizgi arasındaki hareketi devam etmiş günlük bazda bu grafik. Benzer bir hareket yine söz konusu olabilir yani eğer 5 13 seviyeleri aşağı yönde kırılacak olursa arkadaşlar bu takdirde belki de bu düşen trend çizgisi hafif hareketlerle yukarı yönde kırılarak ve belli bir süre iki çizgi arasında dalgalanarak fiyatlar da hareket edebilir. Bunun olup olmayacağını hep birlikte göreceğiz. Burada belirleyici nokta şu. Önümüzdeki günler için eğer 5.23 seviyelerinin üzerine geçilirse o takdirde logaritmik ölçeğe göre de düşen trend çizgisinin vereceği direnç seviyelerinin takip edilmesinde fayda olacağını düşünüyorum. 5.20 seviyesi aşağıya kırılacak olursa da arkadaşlar 5.16-50 seviyesi takip edilmeli. Öncelikle 5.16 seviyesinden sonra da 5.13 seviyesinde oluşmuş olan geçen haftaki dip seviye takip edilmeli. Eğer bu seviye aşağıya kırılırsa dolar tl'deki kısa vadeli hedef 5.505 aralığında olarak karşımıza çıkacaktır. Yukarı yönde hareketin gelmesi durumunda da ilk etapta 523 50 seviyelerindeki direnç seviyesinin takip edilmesinde fayda var. Burası yukarı yönde kırılacak olursa o takdirde logaritmik ölçeğe göre çizip onun sağlayacağı direnç seviyesini izlemekte fayda var ki o da 5.32-33 seviyelerinden geçiyor arkadaşlar. Bunu siz de test edebilirsiniz. Aynı zamanda 150 ve 200 günlük üstel hareketle ortalamalar seviyesinde de dirençleri takip etmekte fayda var diye düşünüyorum. Bu noktada önümüzdeki günler itibariyle 150 günlük üstel hareketli ortalamanın da direnç göstereceği seviye 5.30 seviyelerinde, 200 günlük üstel hareketli ortalama ise 5.12 seviyelerinde destek verecek bize. Özetle ben dolar TL'de kısa ve orta vadede 7'li seviyelerin görülme ihtimalinin çok düşük olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Diğer taraftan 4'lü seviyelerin gelmesinden bahsedebilmemiz için de 5 505 arasında çok önemli bir desteğimizin olduğunu ifade ediyorum bu eğer destek aşağıya kırılacak olursa o takdirde belki de işte şu alttan geçen yükselen trend çizgisi test edilecek. Bunun da günler itibariyle günlerin de ilerleyeceğini düşünürsek 450 seviyeleri bile gündeme gelebilir. Ama bundan bahsedebilmemiz için öncelikle bu yükselen trend çizgisinin yani 5 seviyelerindeki desteğin aşağı kırıldığını görmemiz gerekir ama konjonktürü de düşündüğümüz zaman yukarı yöndeki hareketlerin daha sınırlı kalacağına inanıyorum. Biraz önce açıklamış olduğum temel sebeplerden de dolayı. Benim dolar TL ile ilgili değerlendirmelerim bu kadar. Bu yılın kalan kısmında çok sert bir yükseliş beklemiyorum. 2019 yılı içinde en azından ilk çeyrek itibariyle çok sert bir yükselişin yaşanacağını zannetmiyorum. Bunun da sebeplerini sizlere açıkladım. Bunlar benim değerlendirmelerim. Anlattığım hiçbir şeyde yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Hepinize bol kazançlı günler dilerim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.